Benim adım Mesut Alp. Ben 12 Eylül 1980'de Mardin Nusaybin ilçesinde doğdum. İsmim de aslında biraz garip. Çünkü Mesut ismiyle benim tanışmam 1987'ye tekabül ediyor. Adım Kürtçe ve W ile yazıldığı için babam pek zorlamamış şansını herhalde. O ilkokula başladığımda Mesut Alp diye bir adam söylediler bana. Ben de babamın tamir dükkanına gittiğimde bunu öğrendim. Biraz garipti tabii çünkü ilk 3 ay yoklamalarda el kaldırmadım ve buradayım diyemedim. Zaten yaşımı sorduklarında Velat 34 yaşında, Mesut 27 yaşında diyorum. Çünkü hayatımdaki bu adam yeni. Doğuşumla beraber benimle değil. Doğduğum büyüdüğüm ev ilginç bir yerde. Migdonya Çayı olarak bilinen, milattan önce 1. binde adının Hermes ve Migdonya olduğunu bildiğimiz Çağçağ Nehri'nin hemen doğu kıyısında doğdum. Suriye sınırına 5 metre uzaktım. Çocukluğumda zaten onun ayrı bir ülke olduğunu bilmiyordum. Yani Suriye bir bahçe mi, birisine ait bir ev mi falan bilmiyordum. Tek hatırladığım şey Yıldırım İlköğretim Okulu'nun dışarıdaki tuvaletinin damına çıkıp Sibel Kan veya Kara Murat posterlerini, Sibel Kan dedikleri Sibel Can bu arada, Kara Murat da Cüneyt Arkın malumunuz. Onlar için Cüneyt Arkın diye bir adam yok. O Kara Murat ve biz onları inandıramadık zaten. Onlara onu atardık, onlar bize ne atardı? Çok güzel fıstıklı çikolata, kaçak çay ve kahve atarlardı. Bazen önce onlar atardı, biz onu alıp kaçardık. Onlara kaset atmazdık. İşte şeylerimizin yarısı da, kaset ve çikolatalarımızın yarısı da orada nöbet tutan askere giderdi. Geçen gün kısmet bir araştırmak için oraya gittik. Özel izinle, Genelkurmay'dan aldığınız özel izinle oraya gitmeniz gerekiyor. Oradaki şeyi tekmeledim, sınırı tekmeledim. Çünkü orada bir sürü çikolatam var, hayalim var, otellere takılan bir sürü öyküm var. Ve ulaşamadığım, tanıdığım bir sürü arkadaşım var. Yani bana çok garip hisler uyandırmıştı. Evimizin su kenarında olması da bir çocukluğumuzda çok etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Su ve peri bizde birbirinden bağımsız iki şey değil. Peri dediğin şey suyu sever, medeniyetten uzaktır. Su dediğin şey medeniyeti var edendir. Böyle garip bir çelişki içerisinde o evde doğduk büyüdük. Doğduğum ev 52 kişinin yaşadığı bir ev. Böyle iki katlı 14-15 odası olan 5 amca, büyük annem ve 50 tane kuzenle bir cumhuriyettik aslında biz. Yani çok hoştu. Kafamdaki 8 kırım 5'i amca çocuklarıma aittir. 3'ü dış çatışmalarda gerçekleşti. Mahalledeki Galatasaraylılarla gerçekleşen çatışmalardır bunlar. Arkeolojiye ilk dokunuşum sanırım Nusaybin'in Gırnavaz höyüğünde oldu. Gırnavaz'ın biz Mir Osman'ın mezarı olduğuna inanırız. Mir Osman kimdir? Cinlerin miridir. Cinlerin piridir. Teyzem hastaydı. Şifaya oraya gitmiştik. 1987, 7 yaşındaydım. Teyzem orada uyuması lazım. Bizim cinleri mutlu etmemiz lazım. Ekmek pişirip dağıtmamız lazım. Orada birileri de bir şey yapıyor. Annem Müzeyyen ekmek yaptı. Urfa'da buna şıllık tatlısı deniyor şu anda. Kürtçeden gelir. Nane şillikidir o. Islak ekmek demek yani. Sonra turistiki bazı kaygılardan dolayı şey oldu, şıllık tatlısı oldu. Ama tuzludur aslında. Çok paranız varsa şeker katıp tatlılandırabiliyordunuz yani öyle. O bir lükstü bizim için. Al dedi bunu onlara götür, bir de ne yaptıklarına bak. Gittim bir tane kadın geldi, ona verdim o ekmeği. Orayı bir inceledim, geri döndüm. Annem dedi ne yapıyorlar orada? Annem dedim yerin altından ev çıkarıyorlar. Enseme bir tane tokat patlattı, yalan söyleme dedi. Burası kutsal bir alan, burada evin işi yok. Bu 1987, 2001 senesinde Akron Üniversitesi ile Kazı'dayım, Bismil'de, Tepe beldesinde. Karşı höyüye, Sala Tepe'ye ziyarete gittik. Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Tuğba Öksel, Profesör Doktor Tuğba Öksel'e bunu anlattım. Ekmek verdiğim kız oymuş. O zaman Kazı'da tek bayan oymuş ve o ekmeği çok severmiş. Hocam dedim işte o yediğim tokat beni arkeolog yaptı. Bölüme gittiğimde açıkçası okumayı düşünmüyordum. Çünkü aile benim ya hukukçu ya politikayla ilgilenmemi istiyordu. Tesadüfen bir kazıya gittim. Ziyaret Tepe diye bir kazıya gittim. Az önce bahsettiğim kazıya. Sakal tıraşının olmadığı, kıyafet zorunun olmadığı bir disiplin vardı karşımda. Ve açıkçası kendi köklerinize dokunma fırsatı vardı. Ben dedim ben bunu okuyacağım galiba. Birinci sınıftaki ortalamam 60'tır. İkinci sınıfta 85, sonra 90 yüzlere kadar gider yani. Çünkü arkeoloji okumaya karar verdiğim andı o an benim için. Arkeoloji benim hayatımda böyle başladı. Sonra okudukça biraz daha bağlandım. Tabii ilk dersteki bir muhabbet de çok etkiliydi benim için. Herkes kendini tanıttı. Mardinli sen ayağa kalk dedi. Ayağa kalktım. Sizin köyde bir ev inşaatını anlat dedi. Nasıl hocam dedim. Bildiğin kerpiç bir evi nasıl yaparsınız anlat. Ben de temelden hatıla kadar hepsini anlattım. Çocuklar dedi bugünkü dersimiz Neolitik mimari. Şu anda Neolitik bir ev inşaatını dinlediniz.
Allah dedim, ben çok doğru bir bölümdeyim. Yani dükkanı iyi yere açtım. Çünkü benim yaşadığımı burada ders olarak görecekler bunlar. Ve büyük bir farkla başladığımı fark ettim. Bölgeye gidiş gelişlerim başladı. Kazılarla beraber başladı bunlar. Her dokunduğunuzda tarih 2000'den, 3000'den, 4000'den, 5000'den başlıyor. Artık yüzyılımızdaki politik çekişmeler, ideolojik ayrımlar, etnik ayrımlar, diller, ideolojiler, bunların hepsi size komik gelmeye başlıyor. Çünkü Asur diye bir dev imparatorluk 1200 yıl burada hüküm sürüyor. Benim ders kitaplarında bir paragrafla geçiyor. Bunu bilen bir adamın günümüz dünyasında politik bir yerde tavır koyması ya da bir sınır için mücadele vermesi biraz komik kaçıyor. Hani neyin savaşını kime karşı vereceksiniz diyor. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum çünkü hocalarım çok iyiydi. Yani God of Archaeology diyebileceğimiz baba adamlarla çalıştık. Derste kitabını alıp taksitle kitabını aldım adamlarla ben aynı sofrada yemek yiyordum. Enseye tokat arkadaştık yani, böyle bir şansımız oldu. Bölgeyi incelerken bu farklı etnisitelerin bir arada yaşaması, Süryanisi, Kürdü, efendime söyleyeyim Türkü, Çeçeni, Arabı, Tatı, din olarak da Ezidi, herkes Yezidi der ama şapkalı E ile söylenir. Ezidisi, Müslümanı, Hristiyanı, efendime söyleyeyim yetişemedik 19. yüzyıla kadar Şemsi olarak paganları, bunların hepsi bir arada nasıl yaşayabiliyor diyordum kendi kendime. Biraz inceleyince şeyi anlıyorsunuz. Aşağıda devasa bir kaotik bir ortam var. Ya yani öyle bir kaos ki kendi içerisinde inanılmaz bir düzen intiva ediyor. Çünkü Mezopotamya öyle bir havuz ki 1000 yılda bir birisi bir taş atmış bir köşeye, hop dalga yayılmış böyle, dünya tarihini şekillendirmiş. 4000'de Sümer, 3000 başlangıcında Akat, 2000'de Asur, 1000'de Aramiler, günümüz Süryanilerin ataları. Sonra İskender, bu sefer o büyük havuza taş batıdan atılıyor, İskender geliyor. Bura ve orayı kombine ediyor ki geliş sebebi de ilginç, buradaki barbarlara hükmetme kaygısı. Ama hep bunu söylüyorum, İskender Makedonya'da değil, Babil'de öldü. Orada evlendi. Yani bu adam gelip gördü, bu medeniyet karşısında ezildi biraz. O hayal ettiği barbarlığın dışında çok büyük bir medeniyetle karşılaştı. İşte o kendi içinde inanılmaz düzeni intifa eden o kaotik ortam Anadolu gibi bir kütleyle çarpışıyor. Ve çok büyük bir şans ki biz o iki büyük kütlenin çarpışma alanındayız. O çarpışma alanı sürekli kıvılcımların ortaya çıktığı alan. Kıvılcım dediğin şey iki türlü algılanabilir. Bir, canınızı yakan bir ateş parçası, iki, ısı ve aydınlık. Buradaki medeniyetler galiba ikincisinden yana tavır koydu. Isı ve aydınlık olarak gördüler bunu. Yani ben ateşi her zaman şöyle görürüm. Ateş bir evi yakar. Ama ateş her evde var. Ateş bindiğin araçta da var. O ateşi kontrol ettiğin oranda ısınıyorsun, doyuyorsun, korunuyorsun. İşte biz de o ışık, o çimşeklerin çaktığı o alanda olmanın getirdiği kabulleniş, tahammül, hoşgörüyü sevmiyorum. Kimi hoş görüyor? Hoşgörü demiyorum, tahammül, kabullenme ve çok renkliliğin bir renk olabilme ihtimali. Mezopotamya'yı, Anadolu'yu konuşurken insanlar mozaik derler. Buna da karşıyım. Mozaik keskin renk ayrımlarının bir araya gelişiyle ortaya çıkan bir renk cümbüşüdür. Burada maalesef o yok. Burada ebru biraz daha. Hangi rengin sınırı nerede bitiyor, diğeriyle ne kadar karışmış ve iki renk nasıl yeni bir renge dönüşmüşü ayırt edemiyoruz. Benim çocukluğum Ezidi bayramlarını kutlayarak geçti. Bilmiyordum Ezidi bayramı olduğunu. Laleş'e gidip onlarla iki hafta yatıp uyuyup hacı olduktan sonra öğrendim. Halen Arap köylerinde Paskalya kutlanıyor. Balaban köyüne gidin, aynı avluyu Ezidi, Müslüman ve Hristiyan paylaşıyor. Bu mozaik olamaz. Bu renk ayrımlarının çok keskin olmadığını gösterir. Bir cami kubbesiyle kilisenin dilimli kubbesini ayırt edemiyorsunuz. Bir mihrap kiliseden mi, camiden mi çıktı ayırt edemiyorsunuz. Galiba bu bölgenin şansı o oldu. Yani Mezopotamya'nın hem fiziki hem kültürel sınırında yer almış olmak diye düşünüyorum. Nasıl giriş abi, iyi mi? Bölgede ben bir şeyi fark ettim öğrenciyken. Küreselleşme iyi bir şey. Dünyanın bir köye dönüşmesi iyi bir şey. Yalnız küreselleşme ve global kültürün bir yan etkisi falan var. Ne o? Yerel kültürlerin üzerinde inanılmaz bir erozyon etkisi yaratıyor.
Ben de buna karşı ne yapabilirim dedim. Sözlü tarih çalışmalarına başladım. Sözlü tarih çalışmalarında Sait Tunç diye bir abim var benim. Onun bir cümlesini kullanmak istiyorum burada. Biz Azrail'den bilgi çalıyoruz diyordu. Azrail'in dünyada unuttuğu adamları buluyorduk. Onlara şey soruyorduk. Yani sizin çocukluğunuzdan itibaren ne birikmişse heybenize çıkarın, dökün masaya, bize verin. Zaten görüşme yaptığımız insanlar çoğunu 6-7 veya 1 içerisinde 6-7 ay veya 1 içerisinde kaybediyorduk. Bir iki tane bir şey yakalamıştım. Onları sizinle paylaşmak isterim. Yani sosyal hayatın, fiziksel gereksinimlerin efsaneyle harmanlanıp önümüze konmasıyla ilgili bir şey. Annemle sözlü tarih yaptım. Annem profesyonel bir doğum yapan ev kadınıdır. Biz 11 kardeşiz çünkü. Ben 6.'yim. Hesap ettim, annemin ömrü hamile geçmiş. Yani kadın sürekli doğum yapmış, 13 doğum yapmış. Yaşayan 11 kişiyiz biz. Annem bize İskender Zulkarneyn diye bir hikaye anlatırdı. İskender Zulkarneyn'i babama sorduğumda peygamberlerden biri diyor. Bakın bu çok ilginç bir şey. Tarihsel bir karakter ama insanların Orta Doğu'daki klasik klişe Tanrı Kral hikayesinden babam onu peygamber olarak kabul ediyor. Tüm Orta Doğu'daki peygamberlere bakın, Hazreti İbrahim'den sonra hepsi kraldır. Bu bizi rahatsız etmiyor. Peygamber Allah'ın temsilcisi ve kral. Bizi rahatsız etmiyor ama bakıyoruz Musa'nın Nemrut'la savaşında Nemrut'un kendisini Tanrı ilan etmesi bizi rahatsız ediyor. Dükkan bizimse sıkıntı yok ama yan tarafta böyle bir cümle kullanılıyorsa sıkıntı var. Bu ilginç bir şey. İskender Zulkarneyn'i peygamber olarak anlatıyor. Annem ise bir kral olarak anlatıyor bana. Zulkarneyn'den kastı da annemin İskender'in boynuzlarının olması. Şimdi hikaye anlatmaya başlayınca batıdaki mirası da anlayacaksınız. O herifin de olayın içinde olduğunu ya da bir şablon var. Bana göre mitosları ayakta tutan var eden zaten budur. Bir şablon vardır, boşluklar vardır. Her toplum o boşlukları kendisine göre değerlendirir, doldurur ki mitoloji ayakta kalır, dinamize olur. İskender Zulkarneyn'in boynuzları var. Anne nedir hikaye? Oğlum işte İskender'in boynuzları vardı ve saçlarını kestirdiği her berberi öldürürmüş. Neden öldürürmüş? Eğer bu sır ifşa olursa İskender ölmekle lanetlenilmiş gibi bir şey anlatırdı. Ama annem çok ilginç bir şey daha söylüyor bana. Diyor ki bir gün o kadar güzel bir berber onun saçını kesmiş ki İskender onu öldürmeye kıyamamış. Burada annem bilmeden İskender'in eşcinsel olduğunu da bana söylüyor aslında. Bu çok ilginç bir şey. Bakın anneme bunu söylersen beni döver. Ama çok güzel bir berberi öldürmek istemeyişinin bir anlamı var ki tüm tarih kitaplarda İskender'in eşcinsel olduğunu rahatlıkla söylüyor. Yazıyor herkes. Öldüremiyor ama diyor bu sırrı birisiyle paylaşsam ben öleceğim. Bana değer veriyorsan, imparatoruna, dünyanın hakimine değer veriyorsan benim sana kıyamadığım bu hikayede sen de bana kıyma diyor. Tamam diyor, çocuk gidiyor ama dünyanın hakiminin sırrını taşıyorsanız bu ağır bir yüktür. Taşıyamazsınız. Dert olur ve çocuk şişmeye başlıyor. Ölecek, nefes alamıyor artık. Hekimler, lokmanlar bir ardı sıra gidip geliyor. En son birisi fark ediyor, diyor ki bu adam taşıyamayacağı kadar büyük bir sırra haizdir. Bu sırrı ifşa ederse kurtulur. Yoksa bu sırrın ağırlığı onu öldürür. Çocuk çare arar. Der ki ben bu sırrı ifşa edemem. Yani bu sır sonuçta söylesem de diğerini öldürecek. O zaman diyor git bir çöle, bir kör kuyuya bağır. Onu ifşa etsen sen rahatlarsın. O da gidiyor bir çöle, kör bir kuyuya bağırıyor. İskender'in boynuzları var, İskender'in boynuzları var ve İskender'in boynuzları var. Bakın Midas'ın eşek kulakları hikayesiyle de ne kadar benzeşiyor. Midas nere? Babil'in o taraflar nere? Bunu bağırdıktan sonra kenarda duran birkaç tane karpuz çekirdeği kuyuya düşüyor. Çünkü orada ruhu olan ve bu sırrı duyan tek varlık o. Karpuz çekirdekleri. Zira onlar aynı zamanda adı üstünde çekirdek, tohum. Düşüyor oraya, yağmurlar yağıyor, gel zaman git zaman karpuzlar filiz veriyor, yeşeriyor. Oradan geçen bir çoban kocaman karpuz görüyor orada kuyunun kenarında. Gidip o karpuzları kesiyor. Yerken bakın karpuz çekirdeklerinin üstünde garip garip şekiller var. Toplum bu şekillerin de bir anlam ifade etmesi gerektiğine inandığı için şunu eklemiş hikayenin içine. Karpuz çekirdeklerinin üzerinde harfler olduğunu fark ediyor çoban. Burada annem veya bu hikayeyi anlatan dinleyenlerin hiçbirisini sorgulamadığı olay şu. O çağda bir çobanın okuma yazma bilmesi. Bu da sorgulanmıyor. Bakın hep bunlar işte mitolojilerin boşlukları. Herkesin kendi uyarlama şeyidir. Harfleri görüyor. Karpuz çekirdeklerini bir araya getirip baktığında İskender'in boynuzları var. Yasını okuyor ve İskender ölüyor. Çok ilginç bir şey yaşadım İskender filmini izlediğimde. İskender öldüğünde eli şöyle düşer. Annem bu hikayeyi bana anlattığında İskender'in vasiyetinde
elinin şöyle olması ve cenaze taşırken sallanmasını istediği söyleniyor. Dedim anne niye? Dünyanın en büyük hazineleri cenazenin önünde, diğeri arkasında, elini şöyle yapıyor. Taşınırken, yürürken bu otomatikmen sallanan bir şey. Dünyanın en büyük hazineleri ölüme arkama kattığımda bile ölümden kurtulamadım demek istiyormuş. Bakın bunu hangi adam o filme yerleştirdi, o sahneyi? Annem nereden duydu bilmiyorum ama 2500 yıldır var ve aramızda. Bu bana çok garip gelmişti. Ne garip gelmişti? Annemin İskender'i boynuzlu görmesi ve boynuzlu anlatması. Annem İskender'i bu hikayeyi kimden dinledi? Annesinden, o annesinden, o annesinden, o annesinden, annesinden, ama hiçbiri İskender'i reel olarak görmedi. Ne görmüş olabilirler? İskender'e ait bir somut kültürel varlık olması lazım. Mardin Müzesi'ne 2006'da işe başladığımda ön Asyacıyım ben. Sikeyle, mikeyle, mermerle işim olmaz. Bizim olayımız daha eskidir. Klasik arkeologlar üzülmesin. Onların işi de keyiflidir. Orada gezerken sikelerden baktım. Grek dönemi Büyük İskender sikkesi. Adamın boynuzları var. Benim anneannemin, annesinin annesinin annesine gördüğü İskender'e ait tek şey o sikke. Ya bir höyükte, ya bir tarihi alanı gezerken, ya da tarlasını sürerken bir adam görüyor ve adamın boynuzları var ve onun adı İskender. Bir şekilde bunu da sosyal alanda, sosyal yaşamda anlatması, eritmesi lazım. Alın size bir hikayenin, bir mitolojinin doğuş anı. Göbek bağının kesilme anıdır o. Çünkü İskender, yanlış değilsem, Dionysos kültüne bir gönderme yapar ve kendisine bir tanrısallık atfeder o sikelerle. Bu çok hoşuma gitmiş. Yani tarihin, arkeolojinin kesintisiz bir şekilde 2500 yıl boyunca yazısız bana ulaşması büyük bir şans ya. Yani bu hakikaten dünyanın çok az yerinde vardır ki doğduğum şehrin 4000 yıldır adı aynı. Dünya üzerinde kaç tane böyle şehir var ya 4000 yıldır aynı ismi kullanan. Bir başka hikaye Golashvana diyoruz ona. Çobanların gölü. Bu viran şehir Kızıltepe taraflarındadır. Mesela bölgedeki tüm su kaynakları kuruduğunda bile Golashvana kurumazdı. Neden? Bir şekilde Golashvana'yı kutsal kabul ediyorlar. Orasının cinlerin mekanı olduğunu kabul ediyorlar ve hiç kimse ne gölde yıkanıyor, ne çamaşırı yıkıyor, ne oraya uğruyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü kuraklıkta bile herkesin saygı duyduğu ve korumak zorunda olduğu bir alan yaratılmalı ki insanlar en kötü anda gidip su alabilsinler oradan. Bölgemizdeki birçok cin, peri hikayesi aslında belki de hem fizyolojik hem sosyal gereklilikten kaynaklı. Yengeme sordum, yenge, ki biz pirabok deriz çoğu zaman. Cinler var mıdır? Ya da hiç konuşuldu mu? Yengem çok garip bir tepki verdi. Yengem ki Suriyelidir. Bizim vardı oğlum dedi evde bir tane. Şimdi burada iki sonuç çıkıyor. Bir, yengem ve tüm ailesi şizofren. İki, cinler gerçekten evde vardı ve bunların kendi cini vardı. Çünkü kadının adını söylüyor bana. Yaptığı hizmeti söylüyor. Onlara ekmek yaptığını söylüyor. Yani birisi herkes inansın diye herkes uyanmadan kalkıp ekmek yapıyor. Bırakıyor, evi temizliyor ve tekrar yatıyor. Ya da gerçekten biri bunu yapıyor. Bu çok ilginç bir şey ama ve bunu hiç yadırgamadan hayatın bir parçası gibi bize anlatıyor ve gerçekten ben böyle büyüdüm. Ben ortaokula kadar güneş doğduğu için o ışıktan dolayı yıldızların görünmemeye başladığını değil, gün doğumundan önce yaşlı bilinenin gelip heybesine tüm yıldızları topladığını ve gün batımında o heybesindeki yıldızları serptiğine inanarak büyüdüm. Ortaokula kadar, bakın ilkokul ya, 5 yıl okudum, okul birincisiyim ha, yanlış anlaşılmasın. Buna inanarak büyüdüm. Hiç beni rahatsız etmedi bu. Böyle garip bir hikaye. Şimdi ben her gittiğim kazıda, yaptığım her işte gittiğim şehre bir şey bırakmak isterim. Yani bu arkeolojik bir veri olur, bu sosyal bir çalışma olur. 1 Haziran 2013'te Şırnak'ın Cizre ilçesi İçkale'de kazıya başladık. Ben de kazımız aydınlık, önümüz aydınlık olsun diye bir aileye yardım ederek projeye başlamak istedim. Zeynep diye bir arkadaşım var, öğretmen. Ona rica ettim. Zeynep dedim, sen öğretmensin, bana bir aile bulur musun? Böyle birkaç aylık gıda yardımında bulunmak istiyorum. Belki bize geri döner bu enerji bir şekilde. Tabii dedi, Varlık Köyü'ne gidelim Mesut dedi. Ferhat'ın evine gidelim, Ferhat'a yardım edelim. Atladık, karınca kararınca eşyamızı aldık. Varlık Köyü'ne gidiyorum ama böyle silik de olsa tanıyorum gibi köyü. Ya Varlık Köyü de isimle o kadar tezat ki, tek varlık yokluk. Yani o kadar garip bir köy. Bazalt blokların arasında, Suriye sınırına yakın, yokluğun diz boyu olduğu bir köy. Gittim, yaşlı bir amca geldi, eşyaları indirdik.
karşılıklı el öpüştük. Ali Khan aşiretinde bu önemli bir şeydir. Yaşlılar küçüklerin, küçükler yaşlıların elini beraber öper aynı anda. O geleceğine, sen geçmişine saygı duyarsın. El öpüştük karşılıklı. Ya dedim amca, bu köyün adı ne? Kürtçe. Çünkü Varlık diye bir köy yok bizde. Biz Kürtçe biliriz isimlerini. Gıjale dedi. Gıjale benim çocukluğumun geçtiği köy. Çok genç yaşta kaybettiğim abimin büyüdüğü köy. Orada abimin bir babası var. Biz baban o İbrahim amca derdik. Orada büyüdü abim yani. Yazın 3 ay orada geçirdi. Kışın 15 gün 20 gün gider orada kalırdı. Dedim amca, Nusaybin'den kimseyi tanıyor musun sen? Yani biz çok gidip geliyorduk buraya. Kimi mesela dedi oğlum. Bizim ailedeki herkesin gözü aynıdır. Dedim gözlerime bak, birine benzetiyor musun acaba? Gözlerime baktığı anda ağlayarak bana sarıldı. Sen Ali'min kardeşsin dedi. Benim abimi büyüten adama gelmişim ben 25 yıl sonra. Orada yani hıçkıra hıçkıra ikimiz sarıldık, ağlaştık. 20-25 yıl önce abime koyduğu bir tas çorba. Çünkü o zaman varlıklı bir adammış bu adam. Şu anda bu halde. 8 çocuğuyla ne yapacağını bilmiyor. En büyük kızı okulu bırakmış. Tarlalarda fındık toplayarak falan evi geçindiren tek kişi kız çocuğu. O verdiği bir tas çorba 25 yıl sonra ben olarak ona geri döndüm. Şu anda 4 çocuğunu ben okutuyorum. İsmini vermek istemem, bir arkadaşım da beni destekliyor. 4 çocuk okutmak bir köyde büyük bir para değil. Yani bizim 1-2 yemekte verdiğimiz para burada hayat değiştirebiliyor gerçekten. Bir ay boyunca hayat değiştirebiliyor. Çok sarsıldım. Babamı aradığımda babam ağlamaktan konuşamadı. Çünkü İbrahim'le görüştü babam. Yani yıllardır görüşmediği adamla. Oğlunu ondan sonra büyüten adamla görüştü. Şehre döndüm. Ramazan ayı yaklaştı. Biz de Kazı'dayız. Birkaç tane dostuma, Şebnem'e, Özlem'e, Berna'ya mesajlar attım. Dedim ki böyle böyle Ramazan ayında birkaç tane aileye dokunalım ya. Bir şeyler yapalım. Ben 5 ailenin gıdasını ben alabilirim. Çünkü etim butum belli benim. Berna 50 dedi, Şebnem 60 dedi, diğeri 100 dedi falan. Biz bir 500'e yakın aileye ikişer 3 ay yetebilecek gıda topladık. Kış geldi ki inanın, bazen paketi götürüyorum eve. Dışarı çıkıyorum, hüngür hüngür ağlıyorum, ikinci paketi götür bırakıyorum. Yok böyle bir yokluk yani. Biz çok balık hafızalı bir toplum haline gelmişiz. Hemen unutuyoruz. Yani bu hemen yanı başımızda, arka sokağımızda vuku bulan şeyler. Sonra dedi ki biz bunu biraz daha organize yapalım. Instagram'ı kullanmaya başladık, Facebook'u kullanmaya başladık, Twitter'ı kullanmaya başladık. Çoğu dostumuz isim vermedi ama çok şeffaf çalıştık. Kim kime ne yardım ettiğini biliyor. Yani bir şey gönderdiğinde bizim paketlerimiz var. Bir 5 litre ya 5 işte kilo pirinç, 5 kilo şeker vesaire falan, bunların faturaları belli, giden adres belli. İstiyorsa kişi kendisi, ki çoğunu mesela Özlem Erginay sevgili dostum kışın 3 kere uçak biletini kesti, geldi çocuklara bot dağıttı. Ayşe Kaynarcalı kendisi atladı, geldi bot dağıttı, mont dağıttı. Bir isim altında yapıyor muyuz? Hayır. Ben zaten 8 tane sivil toplum örgütüne üyeyim. Bunların hepsinde yapıyoruz. Cizre'de bu abimin olayından dolayı sarsıldım. Orada organize başladık. Sonra dedim ki burada hani beslenme sıkıntısını bile yaşayan çocuk var ama bir de hiç oyuncağa dokunmadan büyüyen çocuklar var. Ne yapabiliriz? Eşim dedi ki oyuncak kütüphanesi kuralım. Çocukların hepsinin gelip faydalanabileceği oyuncağını seçecek. Bir kitap da vereceğiz ona. Kitap okumayı da aşılayacağız. Bir hafta oyuncağı eve götürecek. O oyuncakla oynayacak. Bir hafta sonra gelecek. Bırakacak. Başka bir tane alacak. Dostlarım, bir kamyon oyuncağımız var şu anda. Bir kamyon. Şu anda Cizre Kaymakamı Şenol Koca bir bina restore ediyor. Tarihi bir bina. Orayı bana veriyor. Ben ve dostlarımı gönderdiği o bir kamyon oyuncağı oraya koyacağız. Ahmet'e Mehmet'e değil. Belki de 3-4 tane çocuk büyüteceğiz oradaki oyuncaklarla. Ve açık, dinamik bir yer olacak orası. Mahalleli de oğlunun kullanmadığı oyuncağı gelip oraya bırakacak. Kendisini devri daim edecek. RDM'e rehberlik danışmanlık merkezi olacak yakınımızda. Çocuklar interaktif şeyler yapacak ki bir arkadaşım 5 tane bilgisayar bağışladı. Onlar da orada. İnanın şu anda 2 koli salça geldi. Bir arkadaşım salça işi yapıyor. Salça göndereyim dedi. Salça veriyoruz. Yani çünkü gelen her yardımın ulaşabileceği bir yer var. Suriyeli ailelere çok kıyafet topladık. Böyle bir şey başlattık. Derken Kızıltepe'de başka bir organizasyon yapalım dedik. Eşim yıllar önce bir kadın kooperatifi kurmuştu. Birkaç televizyon programına falan çıktı ama hayatımıza ışığımız geldi. Roni, oğlum.
doğunca eşim ona bakmak istediğini söyledi. İşlerden geri çekilince o kooperatif zaten kurumsallaşmıştı. Bir çarp dönmeye başlamıştı. Bir kız geldi dedi ki, kilim dokumayı da öğrettik. Yaşlı ninneleri getirdik, genç kızlarımızı. Eski gelenekle kızlara kilim dokumayı öğrettirdik. Şu anda biliyorlar, bu sanat ölmeyecek yani. Dedi ki, benim bir arkadaşımı işe alın. Ya kızım dedik, sana para veremiyoruz. 200-220 lira para veriyoruz aylık. O da biz veriyoruz yani, satıştan değil. Abi dedi, o zaman onu ikiye bölün, arkadaşım da çalışsın. Ya niye bu kadar ısrar ediyorsun dedik. Ablamı istemeye geldiler Mesut abi dedi. Eve bir ekonomi girdisi olmadığı için tanımadığı bir adamla evlenip gitti. Benim eve götürdüğüm o 220 lira sayesinde eşimi seçme hakkım oldu dedi. Beni istemeye geldiklerinde isteyip istemediğimi sordular bize. Yıkıldık biz yani, 200 liranın bir insan hayatını bu kadar büyük şekilde değiştirebileceğine inanamadık. Ama bariz somut örnek karşımızdaydı. İsim babası oldum, Nahrin diye. Nahrin Aramice, Süryanice, Mezopotamya demek. Kadın demek. Nahrin diye bir kadın kooperatifi kurduk. Ben kampanya başlattım. Bizim ihtiyacımız olan 35-40 bin lira para. Şu anda 12 bindeyiz. Onu başardığımızda az önce size ikram ettiğim o hayat çöreklerini paylaşacağız insanlarla. O çörekle başlıyoruz. Çünkü o çörekte tüm baharatlar var. Hayatın her tadı var. Ki Süryaniler evlendiğinde gelin ve damat onu kırıp paylaşıp yerler. Hayatın her tadını, her anını beraber geçirmenin sözüdür o aynı zamanda. O çörekle biz başlayacağız. Ekmek pişireceğiz. Çark döndükten sonra okuldaki, köylerdeki kızlarımızı bursa bağlayacağız, bursa okutacağız. O kadar çok proje var ki aklıma başka bir tane daha geldi. Bir de benim kardeş projem var. Şu anda 20 tane kızımın hem İstanbul, İzmir, Ankara'da hem burada aileleri var. Onlar benden bir kız istiyor. Ben bir kız veya erkek farkında ama daha çok pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kızlara yöneliyoruz. Kızlarımızı ilkokul 2-3'ten alıyorlar. Üniversiteye kadar okutuyorlar. Ve burslu bir öğrenci olarak değil, kendi kızları. Şebnem, sevgili dostum Şebnem Ayşe ile başladı. Ayşe ona Şebnem anne diyor. Kendi annesine ve ona anne diyor. Böyle bir 20 kızım oldu. Ümit ediyorum bu 200'ü bulacak 1-2 yıl içerisinde. Olabildiğince doğu ve batı arasında köprüler kurmaya çalışıyoruz ki o ebru renkleri kaybetmeyelim. Mozaiğe dönmeyelim yani, böyle keskin ayrımlarımız olmasın. O et ve tırnak gibi birlikte oluşumuz daim olsun. Ve gerçekten herkesin, ama herkesin o balık hafızasını bir köşeye bırakması lazım. Çünkü biz bir sosyal varlığız. Biz ilk buğdayı ektikten sonra, yerleşik hayata geçtikten sonra kendimiz kadar komşumuzla ilgili de sorumluyuz. Yediğimiz şeyi paylaşmak zorundayız. Bu bizim var edilişimizde bedenimize, ruhumuza ekilen bir görev, bir zorunluluk diye düşünüyorum.